Hubert Cecil Booth, birçok ürünün mucidi ve tasarımcısıdır. Fakat İngiliz mühendis, daha çok elektrik süpürgesini ilk icat eden kişi olarak tanınır. Hubert Cecil Booth, tarihe geçen bu icadını 1901 yılında yaptı. Elektrik süpürgesi, ev yaşamında hayatımızı kolaylaştıran önemli buluşlardan biridir. 1901 yılında Hubert Cecil Booth tarafından bulunan elektrik süpürgesi, bir atlı araba ile taşınacak kadar büyüktü. Hubert Cecil Booth, un elektrik süpürgesini icat etmesi, vagonların nasıl temizlendiğini görmesi ile başladı. O zamanlar, vagonlar sıkıştırılmış hava ile çalışan makineler aracılığıyla temizleniyordu. Ancak bu makine ne kadar kuvvetli üflerse üflesin havaya kalkan tozlar, yeniden koltukların üzerine iniyordu. Bunu gören Booth, bu sistemin yanlış olduğunu, makinelerin tozları emmeleri gerektiğini anladı. Hubert Cecil Booth'un bu fikri, çevresindekiler tarafından mümkün görülmedi. Booth, hemen bir deneme yaptı. Bunun üzerine cebinden bir mendil çıkararak koltuğun üzerine torba şeklinde koydu. Ağzını beze dayayan Booth, hızla içine çekerek vakum uyguladı. Mendili eline aldığı zaman tozları gördü. Bunun üzerine bu sistemi geliştirmek üzere çalışmalara başladı. Emici süpürge makinesinin ilk prototipini yaptıktan sonra Vacuum Cleaner adlı bir şirket kurdu ve ilk broşürleri bastırdı. İlk elektrik süpürgesi, böyle bulundu fakat o dönemde her evde elektrik bulunmuyordu. Ve süpürgenin fiyatı ise herkesin alamayacağı kadar yüksekti. Bunun üzerine Booth, cihazı satmak yerine temizlik servisi kurarak evlere gitmeyi akıl etti. Bunun için, dört tekerlekli bir atlı arabanın üzerine akaryakıt ya da elektrikle çalışabilen çok güçlü emici bir pompa yerleştirdi. Pompaya takılan hortum ise 230 metreydi. Bu şekilde, isteyenlerin evine çekilen araç ile temizlik yapılıyordu. Aracın çok gürültülü çalışması ise önemli bir sorundu. 1902 yılında İngiltere Kralı'nın taç giyme törenlerinde diz çökeceği halının çok tozlu olduğu görüldü. Bunun üzerine Booth'un süpürgesi gündeme geldi. Arabası üzerindeki dev elektrik süpürgesi ile saraya gelen Booth'un yaptığı temizlik kralın çok hoşuna gitti. Ve ilk siparişi de böylece almış oldu. Kralın verdiği bu sipariş sonrasında sosyeteden birçok kişi, İngiliz soyluları sipariş verdiler. Fakat temizlikten ziyade bir gösteri olarak görülüyordu. Bunun üzerine Booth, şeffaf bir hortum takarak çekilen pisliğin görülmesini sağladı. Bu ise izleyenlerin daha meraklı bakışlarına sebep oldu. 1908 yılında Murray Spangler, bu aletten çok daha hafif bir elektrikli süpürge üretti ve patentini aldı. Bunu üretebilecek mali gücü olmamasından ötürü William Hoover'ın şirketi tarafından üretildi ve piyasaya sürüldü.